Sonraki yayına bırakalım. Bekle. Ali Çok uzun Biçimler yayınlar. Adana Lezzetleri. Tamam, bunu izleyelim. Ha? Yok. Yani hep bana... Ben bunu Abi sen bunu izlemedim. izlemişsin. Yemin ederim izlemedim. Hayır. Ha, ne biliyor musun? Bigo attı bana bu videoyu. 14. dakikada bana Efe Uygaç gibi kızardın Ha. mı ne diyor? Şurada. Evet, Adana Oo sokaklarım. evet evet tamam. İzlemedim başını. Doğru. Haklı bu arada arkadaşlar, izlemedi. Cidden böyle bir şey yaşandı. Kutu arıyor. Niye arıyor? Alo. Evet. Abi yolu gözüktü. Üstad biz şu an biraz yemeklere düştük ya. Ha. Hatay Sandık içini bitirdik. Şimdi Ali Biçimler'in Adana sokak lezzetlerini izliyorsun. Tabi tabi paşa tamam. Hadi öptüm. Hadi sağ 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 sağ. Abi selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi buralarda bu... Hop! Ananı s*** senin ha. Abi ne oldu ki abi? Amcık sen ne yapıyorsun Abi lan? ne oldu ki abi? Ne Lan yaptın abi? s***erim Abi ne belanı yaptın abi? ha? Şaka abi şaka. Bak orada Yok, kamera var nerede abi. Orada. kamera? Orada abi. S***tir git a*** kurum seni. Abi bizim çocuklar da orada. Evet s*** ciğer geldi. Şaka abi. Şaka mı lan o? Neye şaka yapıyorsun lan? Abi tamam sen niye öyle geliyorsun ki? Neye şaka yapıyorsun? Bu şey mi? Adana kekolarını şey yaptığı Işkırt parodisi. Angara bebesi var ya Ha abi. O tamam tarz. Niye öyle geliyorsun ki abi? Tamam. Neye şaka yapıyorsun? Abi şaka mı yapayım? Tamam. Lan. Prova mıydı? Gösteri gibi abi. Yo yo hiç gösterme Bunu da kadınca koy, ya. bunu da koy. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Biraz overreact mi? Ey kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Ulan kaburga! Adana'da ilk defa burada bağırıyorum. Yapma, burada yapmıyorum. Kral. Bak güzel. Alnıma terine bak boncuk boncuk. Pis yerler bizi burada yapma. Patron şu an itibariyle Adana'dayız ve galiba 2020 pandemi ruhu bir şey de diyemiyorum ki sıkarlar diye patron. 2020 pandemi ruhu an itibariyle döndü ve takipçilerimize söz verdiğimiz Adana Sokak Lezzetleri videosunun Öyle ilk bir söz durağı... vermedik. Masanın başından kalkın dediler. Masanın başından çok kalkmış olduk bu sefer. Gerçi sevgili Mesut şu an Tomay videonun başında hatta video... Harbiden masa başından kalkmaları iyi olmuş ama. Yani biraz daha erken bile kalkabilirlerdi hatta. Başında değil, seyahatin başında ben buradan Bodrum'a giderim dedi. Buna da sevgili direkt Adanalı uçuş yokmuş, takipçilerimiz direkt uçuş yokmuş adam. Karar versin. Patron Bu neyle başlayacağız? Başımıza bela ettiler. Ne oluyor? Şuradaki dalga suyu çektin mi Kadir? Patron dalga suyu derken? İkonik bir şey dalga. Bu Adana'nın ilk şakası galiba. Sen bu arada Adana'nın folklorik kıyafetlerini giymişsin. Ben? Çift cızgılı Adidas eşofman ve torsi. Patron Adana'ya gideceğiz dediğinde uyandığımda böyle kalktım. Bilmiyorum Allah'ın hikmeti ilahisi. Dedin ki patron biz ciğerle başlayacağız. Ama biz yani bu iki genç kardeşin ciğeri çok fazla sevmiyor. Direkt etten topstan mı girsek? Abi sabah kahvaltı ciğer yok. Harbi mi? Sabah 8'de geldik bu araya. Bu araya ne alayım? Uçağa biner binmez ne oluyor ya kanalının fertlerini gördük. Birazdan Orkan Işıtmak da gelir muhtemelen. Ya da bu ya burada bir yerde böyle bedava. Ne oluyor ya kanalının fertlerini gördük. Birazdan Orkan Işıtmak da gelir muhtemelen. İzleyici sayısına bak sakın bak sakın. Ya da bu ya burada bir yerde böyle bedava kebap yapıp 10 lira 50 lira peşine düşmüştür diye düşünüyorum. Ama biz bugün Adana'nın efsane sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Patron o zaman hadi klimalı bir ciğerciye geçelim. Anlıyor musun? Patron ilk defa Adana'dayız. Hayatım Hadi ilk defa geliyorum. Şu an Beykoz'dayız. Adana'nın birebiri bir plato kurdurduk bir video için. Bana diyor ki niye Green Box'a çekmedik Adana'yı ta Adana'ya kadar niye geldik diyor. Şimdi Aynen bunu söyledi. Vallahi bir de takside söyledi. Ya niye millet Green Box'la film gibi bu ne amk teaser'ı çekiyor? Biz de keşke çekseydik şuradan yemeci. Lan çocuk ekmeğinde be. Bugün bu arada... Doğru bu. Pazar patron. Pazar bir tık sessiz mi? Ananı bacağım kanıyor. Bu arada bu ne amk teaser'ı bayağı iyiydi bu arada. Bayağı iyi. Kötü olduğunu düşünen var mı? Ben düşünmüyorum. Yok. Oyunculuklar falan. Teşekkürler dostum. Şef Gordon. Güvenlik Efe Uygaç. 10 numara. Burada öyle. Şef Gordon dersen. Durduk yere öyle zırvalıklar falan yapma. Ya bu da beni sürekli Adana konusunda uyarıyor. Burada öyle yapma, burada böyle yapma. Topluluk gördüğüm bir alanda cıvıma yani. Nerede ayakkabıcı görsem ya da balkondan sarkan şey bir teyze. Kars videosu geliyor aklıma. Yetti artık ya. Kral bak burası... Point'te hakim. Yani bu Inception filminde patlıyor ya, manav patlıyor. Evet. Bu sokak o sokak. Burası o sokak. Evet. Burası o sokak değilse a**a koyarım seni ha. Hadi bakayım. Sen Adana'ya da
şeylerin ya. Hadi. Hadi. Candır abi, candır o. Tombul genci kenarda sıkıştıran lavuk Adana'da dersini alıyor. Hadi. Candır, candır o. Ama fazla canan varsın daha ya. Başladık, başladık. Adana'dayız arkadaşlar. Sen var ya, malama dedim. Aa, geldik. Aha! Hiç böyle bir ortam beklemiyordum lan. Sokaklar bomboştu. Demek ki oraya toplanmışlar. Ha. Aa, geldik. Mehmet Usta, acayip derecede açız. Doyururum sizi ya, merak etmeyin. Neyle başlayacağız ilk? Ciğer. Abi benim senden çok terlemem normal. Ali'ye bak Ali'ye. Acayip. Hava sıcak kardeşim, bir de mangal var. O zaman ocağa doğru geçelim Mehmet Usta. Ben okeyim Mehmet Usta. Abi birazdan Freddy Krueger gibi olacağım bakın galiba. Yok yok, sen mesut ol ya. Bakın bakın. Döndürüyorum, atıyorum. Tamam abi. Döndürüyorum, atıyorum. Bak kardeş, bak bak bak. Mehmet Usta, bunlar nedir, ciğer mi? Bunlar kuzu ciğeri, taze kuzu ciğeri. Evet. Canlı balık. Şöyle bana biraz kendine gelsin. Mehmet Usta, bizim takipçiler merak ediyor senin burcunu. Koç terazi yay. Boğa. Ne alaka bunu koyayım ya? Ben de boğa. Biraz kendine gelsin. Mehmet Usta, bizim takipçiler merak ediyor senin burcunu. Koç terazi yay. Boğa. 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 Aa, Mehmet Usta, ben Dubai'li gibi oldum galiba. Ta al. Dönler. Dönlerim mi? Dönler anlasın. Evet. Ciğerlerimizi dönler veriyoruz. İçeriz, içeriz, içeriz. Ali öyle olmaz. Bak Mesut işinin başında. Bak ben. Ali 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 oğlum. Bak ben ter döküyorum ha. Bak tabii ya. Mehmet Uslan, şimdi Adana'ya geldik, ilk defa havalimanından indik, evet. Senin adresine geldik. Evet. Bu ciğerimizin fiyatı nedir? Hadi. 70 TL. 70 porsiyonu TL. 70 TL. Salatası. Ayrıyetten güzel kalbin ve emeğinle. Evet. Kaç şiş var abi bir porsiyonda? Ben de tek yağlı 6 şiş var. Tek yağlı 6 şiş. 6 şiş var. 150 gram ciğer. Bu kadar. Mehmet Uslan'dan bir tane şiş 12,5 lira bile değil. O zaman şunu bir tadalım. Şunu abi, bir tadalım masaya, Mehmet Usta. Hadi tadalım. Masaya, gelin efendim. Şimdi bak, bu ciğer nasıl yiyoruz? Aldın böyle bu ciğer. Aldın, şişi koydun, heh, sıktın, onunla beraber çektin. Aynen. Ondan sonra onun şeyi olur böyle, vazo gibi. Onun içine şişi attın, hop diğerine. Mezeyi de elle alıp içine attın. Ne yaparsın? He. Ne yaptın bak kardeş? Kusura bakma. Yap oğlum Mehmet Usta. Böyle böyle bak. Bak böyle valla elle. Ben anlamaya çalışıyorum. Çakaldan temizdir. Ne yaptık buna? Oradan böyle. Tüm yolumuzu kurcak. Evet. Allah Allah. Soğanı reddetmem yerim. Etin, ciğerin ilacı soğandır. Aba. Soğan soğan. Eliminen, eliminen evet. Öyle öyle. Bak aç ağzına, sana ufak bir Adana sokumu yaptım. Adana sokumu. Ufak bir Adana sokumu aç ağzına. Isı bağlayım. Allah Allah. Vay, ne yapıyoruz şimdi bak. Burada ne yapıyoruz? Bunu verdik ya. Aç ağzını, aç ağzını. Bak bir de Adana ezmesi. Aç ağzını kardeş, aç. Allah Allah. Gördün mü baba? Tamam. Olay bu, olay bu. Onu uçtu mu? Lezzetten. Ben ciğer sevmem normalde Mehmet Usta. Ben evet, şansa inanmam. Ama gerçekten güzel. Harbi eline sağlık. Bak sabahın köründe ciğeri yiyorsam demek ki bir bildiğim varmış i̇nanma, yıllardır. İnanma abi. Bak. Aç ağzını abi. Elimi lan dayı, elimi lan. Elini lan, elini lan. Bak. Ali iclere bakın, iclere. Şovan oğlum, şovan şovan. Yaptım, sokumu yaptım. 10 numara Mehmet Usta. Al bakalım. Aç ağzını. Al bakalım. Devam et. Devam et baba. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Mehmet Usta, eline kola sağlık. Aferin Mehmet Usta abi, seni çok özleyeceğiz ya. Ben gelirim. Sen nereye dersen. Seni harbi çok özleyeceğiz 7-24 ya. 7-24 açım. Uçağa biner oradayım. Atlarım arabama gelirim. İstediğin yerde mangalı yakarım kardeşim. Ama hakikaten Adana'ya hiç gelmeyen arkadaşlarımız için burası ilk duraktır. Adanalı var mı? Mehmet Usta ünlü mü Adana'da? Yani harbiden. İloş varmış Adanalı. İloş, bizim İloş mu? Evet. O Kolpa'dan Adanalı. En son ne zaman Adana'ya gitti? Yaşayan var mı Adana'da? He çok ünlü bura. Ünlü. Senden ünlü yazmış. Senden ünlü. Doğrudur. Adan alayım da ciğerci Bedo daha iyi. Biz dediğim miydi Bedo? Aha! Aa bu da ünlü işte. Ha bu Tantuni tosun mi? Ya, bu aha!
Aa, Enes Batur. Sosçu Mahmut'un babası abi. Aa, F bu arada arkadaşlar, F. F harbi. Allah rahmet eylesin. Oğlum Mahmut vefat mı etti? Abi evet, günaydın. Evet, geçen kaç oldu, çok oldu. Deme la. Allah rahmet eylesin. Vallahi, araba kazası. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Oh be abi. Acı atıyorum abi. Ustam günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın, nasıl keyifler? İyi diyelim, iyi olsun, çok şükür. Şu an sabah saat kaç bir bakıyorum hemen. 7:15. Saat 11:30 ve şu an Tosçu Mahmut'tayız. Doğru mudur? Evet, hoş geldin. Doğrudur. Peki biz İstanbul'dan Adana'ya ilk defa gelen Ali Biçim ve Mesut Şantomay olarak bugün bu sabah bu tostu yemek için aklımızı... Ne? Sağdaki adam var ya, bir tane ünlü oyuncuya benziyor ya. O sandım. Hayrettin değil ya. Evet, evet. Birine benziyor. Evet. Anladım ben kimi dediğini. Anladım değil mi? Değil mi? Dediğini, evet. Evet. Yeşil gözlü bıyıklı sakallı. Adını bilmiyorum ama. Ben de. Ah be. Kaybetmiş olmalıyız. Bu arada bak, bak aynı. Sinan Tuzcu lan, evet doğru. Heh, aynı ya. Aa. Bir ben, insanların... Bu Dayko'yu diyorsun. Bakıyorum yayına hemen. Evet evet, aynısı. Bu tostu bize biraz anlatabilir misin ustam? Vallahi anlatmak için önce yemeniz lazım. Bir yiyen bir daha da bırakamaz. Çünkü alışkanlık yapıyor. Kaç yıldır yapıyorsun abi? Ben 73'ten beri. 73'ten beri? Evet. İlk şubemiz burası. Evet, ilk şubemiz burası. İstanbul'da da şube var. Evet evet, İstanbul'da da çok. 4-5 tane var. Şu an sayısını ben bile bilmiyorum yani. Peki bir şey diyeceğim. Mahmut usta, bu tostları bastığın aletin adı nedir? Bu, ütü mü bu? Ütü gibi bir şey işte. Bastırmak, bastırmaca yani. Mahmut usta, ütü vardır, ütü gibi bir şey vardır. Ya ütüdür şimdi, ya değildir. Önce bu mesleğe başladığımda ütüyle başladım. Gerçek ütüyle? Bildiğim tabii canım, ütü. Normal ütüyle başladım. Bayağı tefal. Tabii aynı ütüyle başladım. Ekonomik durumlar yoktu. O zamanlar iş büyümemişti. Daha yeniydim. Ama ondan sonra... Aha! Manuş Baba! Karar. Bu havada gidilmez. Sonra biraz modelleşmeye başladım. Sonra bu geldi ve ben yaptım. Sonradan bunu buldum. Ha, bu sizin icadınız. Tabii ki. Bunu da ben gittim kromcuda kestirdim. Güzel bir bastırma. Aha! İdo tatlı ses. Abi sen her şeyi yakalıyorsun. Yani daha kibarına kaçtın. Bunun adı yok ama değil mi ustam? Aynı, bu da bastıracak. Ütü gibi. Ütü gibi bir bunun şey. Bunun adı Mesut olsun mu artık be? Ne koyarsanız siz bilirsiniz. Tamam, o artık Mesut. Mahmut ustam. Hani acıyı ne getirmedin? Tam. Söyleyeyim. Ne kadar bu tost? 20 lira. Tam ekmek. Burada 20 lira yok. Tüm ekmek 40 lira. Tüm ekmek 40 ama lira. Ama Beşiktaş'ta daha pahalı tabii. Acı atıyorum abi. Ah be abi. Ah be. Mahmut ustacığım, şimdi bu güzel tostundan önce bir de Anıl kardeşimizi de bir yad etmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl kendisini kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet hem eylesin. Hem onun da mirası burada, hem de sevenleri de burada. Hala insanlar sabah geliyorlar, akşam gidiyorlar. Bu lezzeti hem yiyip hem de onu hatırlıyorlar. Aynen. Buradan da kendisine hem dualarımızı yollayalım, güzel sevgilerimizi yollayalım. 58 derecelik, senin çok alışık olduğun fakat bu iki genç insana alışık olmadığı sıcaklığın altında şu meşhur ütüyle basılmış tostu artık bir tadalım diyorum. Ne dersin? İnşallah. Hadi tadalım usta. Eyvallah abi. Şimdi bak, sen buradan ben... Üzücü bir şey ya. Üzüldüm şu an. Buradan ısıracağım. Bu güzel lezzeti ısırıyoruz patron. Eşref ustam, eline koluna sağlık. Abi... Çok acıydı galiba. Suratlarından anladığım kadarıyla. Abi eline sağlık. Abi. Seni tanımak çok güzeldi. Daha. Elbet bir gün tekrar karşılaşacağız. Afiyet şeker olsun. Mahmut usta. Geldiniz, cepa geldiniz. Diren, çok teşekkürler ona bir abonelik hediyesi için. Çok sağ ol. Güle canım. Elinize kolunuza sağlık. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Bu neymiş ya? Saç tava mı bu? Yaktın beni Fuat usta mı? Ünlü müdür arkadaşlar Adana'da? Ünlü müdür? Ünlü ama yenmez. Niye ya?
İlayda olay bu diyor. Bomba bir şey. Ne diyorsun ya? Evet arkadaşlar. Aa, Kolcuoğlu lan soyadı. Kolcuoğlu kebap ailesinden mi acaba? Her yerde bıçak yiyor. O yollardan geçtik. İki telefon, bir bet. İki sim kart, manitanın ben slim. Bro para tek derdim. Viral gibi girdim içeri amına. Gel otur gel. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya? Adana sokak lezzet. Adana'da bıçak çakaları falan. Evet 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 evet. Gel onu at oraya. Bir telefon diyorlar, bir bad bitch diyorlar. Berkcan'dan gizlice dinletsene diyorlar. Açalım Berkcan'dan gizli. Berkcan'dan gizli. Nasıl açacaksın ya? Efe'de de yok ki parça. Var. Yaptım ben. Eski hali var ama. Hayır, yeni hali de var. Oho. Artık tak yok hiçbir zaman. Üstüm dolu flex. Yarın ha. Yalan olacağım çünkü basmadım onlara, ağladılar. Basmadım onlara, ağladılar. Baba basmadım onlara, ağladılar. Basmadım onlara. Nice kız, aynı kelebek. Ne bu konserlerde kaygı. Böyle yapacağım. Basmadım onlara, ağladılar. Basmadım onlara. Koreografiyi de oturttuk ama. Aynen. Basmadım onlara. Bir oraya, bir buraya, bir oraya. Dostum Efe Show ne zaman ya? Mercan Güven bölümü ne zaman? Mercan Güven ne zaman ya? Kaçıncı bölüme gelmek istersin dostum? Aynen, bir de erkekler komik değil diyorlar. Evet evet. Benim gibi cisetler için bura Twitch sektörü bir adeta Luna Park. Cennet. Luna Park, Luna. Şey söyleyeceğim. NFT, Bitcoin konuşmuyoruz. Bana yazdın, dedin. Ben Elden Ring yayını yapmak istiyorum dedin. Demek ki çok yani. Çok da istemiyormuşum. Çok da yüksek değilmişim bu fikre ya. Bir şey söyleyeceğim. Doğmuşum. Arkadaşlar benim içeride bir tane daha şey var. Bilgisayar var. Onu stüdyoya götürelim. Efe önce bir stüdyoya gelsin mi bir? Götürelim işte. Götürürüz. Anlat Bakü'yü anlat. Arkadaşlar Bakü, yani ben büyük bir F1 kokkokçusu olduğum için. Ya ben speed izlemekten evet. Ben bu yayını yapamam. Nasıl tekrar? Sürekli aklıma böyle şeyler geliyor Twitch stream görünce. Yani iShow Speed benim live algımı tamamen bozdu yani hani. iShow Speed şu şey, evet, oyuncu çıkardı. Messi'ye disleyen, sürrrr diye şarkı yapan. Yani o yüzden hani şu an çok saçma şeyler diyebilirim ama olsun. Anlat bakayım Bakü'yü. Bakü nasıldı? Gittin. Gittim. Bakü'ye gittiğim belli olsun. Ne o? McLaren. 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 Ha, McLaren seni. McLaren seni. Ha. Yani nasıldı? Neyini anlatmamı isterdin? Drive to Survive belgeselinin içindeydim. Azerbaycan tecrübenden bahset. Chat'te çok Azeri de var bu arada. Evet. Azerbaycan Türkü. Azerbaycan Türkü. Ha, tamam. Ben onu sordum bu arada. Çok da kafalarına takmıyorlarmış o muhabbete. Kim kolpa aldı beni chat'te? Yok yok, bazıları takıyorlar. Hani böyle biraz daha politik ve correct insanlar mı? Bak sana kalp atıyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canlarım benim. Canlarım benim. Yaşlıdır yaşlı. Efe'nin yayını çattı. Hepiniz toplandı. Efe'nin yayını çatmıştır. Teyyare şey... gibi havada uçuyor. Şey neydi lan? Information desk. Malumat mıntıkası. Malumat mıntıkası. Kurtuluş Savaşı'nda bir yer gibi. Danışma. Malumat mıntıkası. Şimdi bir dakika. Ben bazı videolar gördüm. Azeri dostlarımızdan işte storyler, işte suck my dick falan. Kanka o çocuk bana benziyordu ve bizi pusuda yakalamış gibi. Biz bir mekandan çıktık, oranın aşağısında hemen bekliyordu. Ben dedim ki çocuk bana benziyorsun, bu çok rahatsız edici. Evet. Tamam dedim, gel sarılalım. Bir tane daha var biliyorsun, Tabu Karaköy'de. Aynen. Ha. Ya bu öyle bir şey değil, onlar oranın YouTuber'ları falan gibi. Ha tamam. Öyle iki tane çocuk geldiler. Ben de yani hani salsınlar dedim, yarın klip çekeceğiz, arabaları toplayın falan. Vallahi.
Savdılar sonra da. Evet, bir şey ne oldu abi padokta? Padokta ben çok sarhoştum. Ama öyle bir yerde izliyorsunuz ki arkadaşlar, ya böyle hani üstte bir yer var. Böyle dünyanın en iyi yemekleri var. Hani Yıldırım Demirören falan oturuyor orada, öyle düşün. Öyle bir hani bütün böyle Kalle abi, ensesi kalın, bütün dünyanın her yerinden gelmişler. İnsanlar gelmişler. Biriyle tanışıyorsun, ben müteahhitim. Biriyle tanışıyorsun, ben işte kripto projesi yapıyoruz falan filan. Öyle bir ortam yani, aslında kontak yapmak için inanılmaz bir event yani, bahane gibi. Onun için biliyorlardır zaten. E zaten yani. Ondan sonra ben tabii içtim. Orada her şey beleş yani. Kumarhane gibi bir yer yani, öyle düşün. Sigara izliyorsun, o geliyor. Evet. Her şey geliyor. Gittim içtim. Aşağıda da böyle dedim ki bir kere ben gidiyorum aşağıya bir. Aşağıda bir baktım. Önce Binotto'yu gördüm. Binotto bu Ferrari'nin takım şeyi. İlk onu gördüm. Adam iki tane DNF vermiş. Oradan üzülerek geçiyordu. Ben de arkasından nasıl DNF oldu senin arabalar falan. Bu arada storylere koymadığım çok makara muhabbet var. Duydu mu? Ya duymadı. Yani o kadar bağırmıyorum yani. Hani hey mal, arabaları DNF ettim falan bir nokta yok. Ya ben zaten Formula 1'deki bütün takımları ve bütün sporcuları sevdiğim için. Sen çok humanist bir insansın evet. Ya. Yani Stroll dahil mi? Stroll fotoğraf çekilelim dedik. Oğlum herif takımdan kovuldu biliyor musun? Ne zaman? Babası açıklama yaptı, Stroll'ü istemiyoruz diye. Aston Martin. Evet. Babasının takımı. Nasıl yani ablıkı? O maçtan sonra, bana yaptığı hareketten sonra. Onu biliyorlar mı? Arkadaşlar Stroll'e gittim fotoğraf çekelim ya. Stroll'le kim ama yani. Stroll babası sayesinde bir yerlere gelmiş yarışçının teki. Babası takımın Aston Martin'in sahibi. Babasının parası olmasaydı o çocuğu YouTuber olurdu. Neyse arkadaşlar, Berkcan'ın Stroll'le yani birebir mevzusu var. Birebir mevzum var arkadaşlar. Anlat abi. Gittim fotoğraf çekilelim mi dedim. Böyle yaptı bana. Siktir git yaptı. Ben de dedim fuck ki. Fuck off mu dedi? Ay ya, aşağılayıcı bir hareket yani. Hani böyle ya, sen kimsin falan. Amına koyayım hani. Ha. Aynen. Ondan sonra ben de dedim ki DNF olduğun için mi amına koyayım. Böyle bir şey demedim tabii ki de. DNF olduğun için mi çekinmiyorsun dedim. Sonra dediğim gibi de fırladım. Bak, orada hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yaptı mı? Bu çocuğu atın. Ya öyle bir şey, öyle bir tek yakaladım. Buzu da yakaladım. İyi, etrafta kimse evet. Yaptı. Mesela ama Carlos Sainz bir beyefendi ama. Yani adam Carlos Sainz aşığı mısın abi? Carlos Sainz cidden adam DNF olmuş. Hani 10. turda. Geçerken dedim ki biliyorum hani, bir de ona biraz bu arada daha saklı. Sen bir gokkok attın. Aynen, bir gokkok attım ona evet. Önceden. Dedim ki bro, en sevdiğim sürücülerden birisin sen, pilotların arasında böyle en humble bulduğum adamsın, bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Hemen çekildi. Ama Verstappen'in peşinden koştum bayağı. Peki bir şey daha soracağım. Vettel abim. Harbi ünlülerle fotoğraf çekilen bir tane adam var ya, 5000 takip, o adam gibiydim. O adam gibi hissettim çünkü aşırı seviyorum. Ya Sebo ne yapıyor? Ya eski Sebo. Eski Sebo yok. Eski Sebo yok ya. Abim Aston Martin'e geçmiş. Yani bence hatırlamadı, yalan yaptı. Sen dedin, biz video çektik hatırlıyor musun dedin. Ben dedim ki video çektik hatırlıyor musun? Alper de oradan yanında. Alper oraya kaçak girdi tamamen. Alper kim o? Alper Newway. Bizim Alper. Evet. O oraya yukarıda bekliyor kanka, şey gibi düşün. Yukarı yer var, bir de tuvaletlerin olduğu böyle yukarıki katlı böyle merdiven boşluğunda. Oradan hemen kaçıp aşağı inebiliyorsun padoka. Alper de oradan sıyrılmış inmiş aşağı. Üstünde de Petronas. O şey AMG, var. Mercedes. Petronas AMG çalışanı gibi millete çalışanım ben deyip oradan inmiş gerizekalı. Patladım yanımda görünce, o da şey falan diyor. Shell videosu Morenello falan şey falan yapıyor. Vettel'e mi? Vettel'e. Vettel böyle en son böyle bir hani I remember'ım track bir şey dedi ama bence hatırlamadı. Yani evet. Hatırlamadı. Kibarlık etti herhalde. Aynen yani, kibarlık etti. Bir de yani abimin hani aşırı götü kalkmış. Vettel'in. Aynen. Biz tanıştık. Bu nasıl bir yorum amına koyayım? Kral adam 4x1 World Champion amına koyayım. Bırak da kalksın. Hayır yatır. Biz video çekerken çok humble'dı ya. Ben hep öyle olacak kanka, zannediyorum. Kanka ama orada birebirdik. Zaten ya. Zaten makara yapıyorum. Ona bakarsan. Yoksa adama ne diyeceğim, adam yıllar sonra zaten P5 olmuş. Triplerde hani geri döndüm falan triplerinde. Efe nefes alamayacaksın artık mı? Niye? Abi Hamilton lincini çok salsana. Fazla sigara çok içtiğim sigara için söylüyorlar. Geldi elime, yaktım öyle. Benim bu kulaklar ne böyle ya?
Ne var lan kulağında? Cem Yılmaz kulağı gibi kulağı. Şapkayı taktım diye öyle. Şapkadan var. Dolayı o ya. Yo değilmiş. Yo değil. Değil. Böyle takayım biraz. Hey. Come on, come on. Öyleydi işte. Burada mısın? Buradayım yani. Sen ne yapıyorsun? Sen burada ben, mısın? Valla ben yayına gireli 2 saat 15 dakika olmuş. Oo yeter bile. Çok çok ya. Çok çok. Ben şimdi şu videoyu bitireyim. Ben izledim sabah bu videoyu. Valla. Bize laf atıyorlar. Bu ne yaptı teaser'ı Greenbox'ta mı çekseydik? İşte yok Efo Yugaç gibi kıpkırmızı oldum falan. Ben bir mesaj göstereceğim şimdi. Bana göster de ekranla numara yok, falan. Yok yok numara numara değil. Ali biçim. Ne zaman dönüyorsun pazartesi? Bir tane 24 saatte BG altyapı şarkı yapmak videosu çekelim diyoruz. Bakarım konuşalım abi. Hemen girişelim. Tak taks. Hemen bir zamanım yok. Yarın Mehmet Demirkol'la program var. Dimes... Pardon. Geç. 17-22 session kapanıyorum. 23'ü halk konseri İstanbul'da bu arada arkadaşlar. Aaa! Evet. Ayın 23'ünde Yeni Kapı meydanında mitingimiz var falan. Bekliyoruz. Yeni Kapı'da gerçekten ücretsiz değil mi? Evet. Halk konseri var. Berkcan, Yusuf. Biz Yusuf'la back to back yapacağız. Değil aynen. Rain Man artı BG. Ben de çıkıp bir neresi patlatırım. Valla bir 100 bin kişi falan olması bekleniyor 300 galiba. 300 bin bekliyorlarmış. 300 bin. Evet. Oha. Ben 300 bin kişiye neresi söyleyemem. Yani zaten line up var işte. Ya. Evde 2 saat işte. Biz ama bilinçli olarak beraber yapalım da eğlenceli. Edo da mı var? Edo da var. Edo. Geto amına koyayım. Tamam ben bu videoyu bitireyim. Bir de bitiren yolunu ilk hazırlayacağım. Ben söyledim yani bak. Yani yazmış. Şeyi yapar. Ebesinin nikahız. Yazmış ya. Ebesinin nikahız. Hadi buradan... ben de izleyeceğim. Valla. Evet. Nasıl izleyeceğim peki? Kardeşimi bu kötü durumda tek başına bırakmak istemedim. Bu kötü durumda. Ha. Bakayım. Ya bak, ben ona zaten hiç yakışmıyor gibi hissediyorum ya. Doğru. Yakışıyor gibi de. Kanka bu var ama bir kulağı çalışmıyor. Sıkıntı değil. Pozitif bir insansın ya. Kulağım duymuyor, müzik yapıyorum. Bugün ne ya? Şakamatik oldum bir anda. Basmatik, zikirmatik gibi şaka bugün basıyorum. Komedimasyon günü. Evet evet. İyi, iyi bir tarafımdan. Kalkmışsın. Kokü. Getireyim mi kulaklık? Yok lan yok, bununla idare ederiz. Heh. Bugün size lezzet yapacağız. Ama kimle? Gelelim mi usta? Gelme. Ananı gel. Çok sıcak. Abi önce samimi bir şey söyleyeceğim. Adana'da böyle gevşek takılıp herhalde yiyeceğimiz nadir yerlerden bir tanesi var. Evet. Onun için çok mutluyuz. Evet. Her şeyden önce sana teşekkür ederiz. Allah sağ razı olun, olsun. Sağ olun. Burası harbi dediğin kadar küçük. Ben perişan oldum. Evet, ne yapıyoruz? Kafayı şimdi sokup içinden yüzüğü bulacağım yok, şimdi. Yok baba yok yapma. Şimdi ne yiyoruz Fuat abi? Ananı yanıyormuş burası! Mesut! Bura bir de ocağın sıcağından etkilenen demir parçası ha. Bir tek üşüdük mü ustam? Valla ben genelde hep üşüyorum burada ya. Havuz gibi burası. Hava şimdi soğuk mu? Yok sıcak. Bak o taklidi çok istiyordun ya. Şu Fuat abi geçeceğim şu taklidi artık ya. Fuat abi sabahtan beri benden küfür etmemi istiyor. Normal bir taklit de istemiyor ya. Evet. Ve hangi küfür etmemi istediğini de söylemiyor ya. Bir tane var ama... Sen söyle ben de söyleyeceğim. Ama hangisi abi? Benim çok... Aman abi. Tansiyonum düştü. Abi sen bize dedin ki size döner yedireceğim dedin ama dönmüyor dedin. Evet şu an dönmüyor. Bak, abi dönmemesinin sebebi? Ne? Eldiven yok eldiven. Ha sen hijyen şartlarında mısın? Ben oradan izliyorum yemek. Ama elinin lezzeti geçer ya. Ya bu adamlar niye bu videoları çekiyor? Hangilerine? Ya niye Adana'ya gitmişler yani? Oğlum masa başından kalk demişler adamları izleyicileri. Ya ben ama masa başından kalkınca dinamiklerinin bozulduğunu düşünüyorum. Yani bu adamlar sonsuza kadar masa başında mı kalmalı? Yani, ananı sikeyim. Bence yani Eydo dinamiği daha iyi. Hani böyle kapalı bir ortamda hani aynı yerin içinde oldukları ben şey hani o neydi? Gacısı Olimpiyat. Şey vardı. Bir konsept vardı. Masa başı. Bu ne amk?
That's cringe. Ha, onun gibi, onun gibi. Abi lezzet. Niye lezzet? Alt tarafı köz, üst tarafı köz. Adana'da benim dükkanımda kimse döneklik yapamaz gibi bir felsefesi var mı yoksa? Abi bunların gözü yanıyor. Yok ya, gözüm mü? Ömrüm yandı abi. Hayat hikayem yandı. Halime baksana ya. Şu an içlerine böyle ufaktan koydum. Evet abi. Sabah gibi. Sabah öğrendik abi. Bunun adı sokum mu? Bunun adı Fuat'ınki. Wow. Bu ne abi? Bu Fuat'ın, bu da Fuat'ınki galiba. Abi buraya kadar her şey takriben kaç saate yeriz? Şimdi bir dakika eline vereceğim. Pekala abi. Şimdi devamını masada. Erşan Kuneri çekimleri gibi. Devam. Fuat abi biz sıcak. Şu an Adana'nın neresindeyiz? Abi burası Adana Karşıyaka. Lezzet Sokağı derler. Kim gelirse bekleriz yani. Burada adamı kutsuyoruz. O zaman lezzet soframıza geçelim abi. Hemen geçelim, ben sizi hazırlıyorum. Hadi diye. Bakalım. Yunus Hoca görüşürüz. Tamam baba, dikkat et. Evet arkadaşlar, şimdi ikisinden birini yakacağım. İkisinin de haberi yok. Sürprizi görün. Harbiden yakacağım. Adana'nın en acısı. İzleyin videoyu, çaktırmayın. Bakın şimdi onlara zehir yapıyorum. Sürpriz. Bunun adı Fuat'ın sürprizi. Acının babası babası. Harbi öldürdüm onu. Birazdan buradan zıplayarak geçecekler, zıplayarak. Çaktırmayın. Allah Allah! Öncelikle arkadaşlar size çok büyük... Ne geçmiş ya? Samanyolu skeci mi ya? Hani... Altıncı boyut. Evet yani. Bir sürprizle geldi. Burada yokken arkanızdan iş çevirdim. 4 GB internet paketi. Hayır, birazdan görürsün. Fuat abi ortamıza gelmek istemez misin? Üstüne yoğurt da atabilirsin acı gelirse. Abi sen söyle, bunun raconu ne? Raconu... Aaaa diye bağıracak şimdi Ali. Ben kağıtla falan yiyeceğim ya. Bu ne? Derlenmiş. Fıttırmış. Kural. Yeme. Benimkisi mi çok acı? Yapma Fuat abi. Fuat abi şey yapma. Yok ya. O şakalı mı? Bu çok acı. Abav. Ben yandım ya. Yandım Fuat abi. Vallahi billahi yandım. Yanıyorsun Fuat abi. Kaç yıldır yapıyorsun Fuat abi? Biz 45 yıldır buradayız. Babamdan tabii ki 30 yıldır ben aldım. Fiyatlarım abi normal dürüm 30 TL, spesiyallerim 60 TL. Fiyat özel 5 milyon olacak herhalde. Ha? Mesut Can Tomay diğer hayatında bu videolarla. Ne olacak? Vedat Milord. Hatay sandık dışı. Peki benim bizden var. Gelen 500 bin kişiye buraya kuyruk yaptılar. Kaç lira olacak durum? Abi yine 30 lira. Adana'da indiğimizden beri yediğimiz en lezzetli duraklardan bir tanesiydi Fuat abi. Hem bize mekanlaştığın için hem de bu lezzeti sabahın köründe bize sunduğun için hem ekibimize hem de kendi adımıza sana teşekkür ediyoruz. Allah senden razı ben olsun. Ben teşekkür ederim. Şimdi şalgama geçiyoruz abi. Merhaba. Sevgili arkadaşlar, inanılmaz Adana sokak lezzetlerinde partneri Mesut Can Tomay ile birlikte lezzet turuna devam ederken Adana'nın en ünlü şalgamcısı, şalgamcı Adnan Usta'nın yerindeyiz. Oğlu niye Soner aşk Bey. Aşk tweetleri atıyorsun. Ne? Aşk tweetleri. Aşık aşık. Ben aşıksın. Ben kimseye aşık değilim. Ben aşka aşığım. Başladı. Yani aşk olgusuna aşığım artık. Mesela. Birine aşık olmak mı yoksa mesela dünyaya aşık olmak da bunun içinde mi? Ya her şeye aşkla bakacağım artık. Neden? Anladın? İşime aşkla. Neden? Pozitif bir insan olmak. Bak yayınımın adına bak. Düzenli hayat, sağlıklı yaşam. Görüyor musun? Ben de olmayan iki şey ama. İşte yapmaya... Aynen. Hani oraya yazıp sürekli bunu yaptığını yandırmak da kötü kendini. Hani. İşte yapmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Evet. Ama her şey ilk başta kendim... Düzenli hayat, sağlıklı yaşam, 3 saat tabu amına koyayım. Oraya onu eklemeyi unutmuşsun. Düzenli hayat, sağlıklı yaşam işte yani. Bir de tabu. Bir de tabu. O da dahil yani. ...ile birlikte. Öyle midir hocam? Evet. Pekala hocam, biz daha önce Adana'ya gelmedik ve ilk defa Adana'ya geliyoruz ve Adana'da ilk şalgam içişimiz. Dolayısıyla şu merhametli şalgamınızdan birer bardak bize vermez misiniz? Çok çok şey yedik bu arada, ben baksana abi perişan oldum. Efe Uygac'ın rengine döndüm artık ya. Aa. Şalgamda bir sindirim sistemi... Zor, senden daha ilerini bekliyor. Sindirimi çalıştırır derken hep bana baktın hani şey gibi yani. Annenin yanında kala kala onun da şaka. Sen Mesut'u hep daha çok seviyordun. Yani komiklik bazında Mesut Can Tomay Türkiye'nin en genç komik insanlarından. Hani Mesut'un normal sohbeti inanılmaz keyifli. Evet. Yani normal sohbeti yok zaten. Script yazmış gibi oynadığı için. Hani normal sohbeti... Daha komik. Hayatı da oynuyor. Evet evet, kesinlikle yani. Ya Can'ın sesi biraz gidiyor. Biraz bağırıyor. Yani kesiliyor. Okey.
Çalgam senin sindirime pek fayda etmez kardeşler gibi bir halin vardı. Üzüntüden tanelerin hepsini yiyeceğim şimdi. Aman. Soner abi soğuk mu içilir şalgam sıcak mı? Hadi bak. Soğuk abi. O zaman buz gibi iki tane şalgamı gömelim. Hemen. Sen ben normalde İstanbul'da çok şalgam içmeyiz. O şalgam evet. Salatalığı mı? Ha? Şalgam salatalığı mı? Şalgam direkt. Şalgam salatalığı turşu. Turşusu. Tamam işte lan salatalık turşusunun şalgamlı hali. Kanka hayır. Direkt şalgam bu. Şalgam diye bir şey var. Yazsana Google'a şalgam. Havuç Sikir değil mi o ya? Bu turşu abi şalgam diye bir havuç şey yok. Havuç bu abi. Nasıl şalgam havuç diye bir şey yok ya? Lan şalgam su mu? Abi turşu bu. Turşu suyu şalgam. Şalgam suyun kendi aynen. Şalgam işte al bu. Herkese havuç merhabalar. Bu tarz. Havuçtan yapılıyor. Havuç değil oğlum bu. Oğlum havuç. Bunun adı başka bir bu şey. Bu şalgam mı havuç? Pancar mı amına? Ne bu Esra? Kırmızı havuç. Kırmızı havuç. Kanka havuç. Aynen kara havuç. O topraktan değil yeni çıkan havuç. Abi dedi, bir şey söyleyeceğim. Kara havuç dediğin şeyin adı şalgam değil mi işte? Al şalgam havuç. Ama kara havuç. Havuç sonuçta yani. Bakın abi bakın. Kara havuç şalgam oğlum, sonuçta havuç lan. Şalgam havuç olarak da bilinir diyor. Deme sen deme. E o zaman amına koyayım yani. Sonuçta havuç o zaman greyfurt'a da portakal diyelim. Şimdi salatalık şalgamı deme noktam yanlış değil. Salatalığın hiç alakası yok. Yani havuca bile... ama turşu olduğu belli yani. Tamam olmayı. Turşu zaten. Yani iki bardakta iki tane öyle şey verilir. Ya salatalık ya havuç. Havuç çıktı. Ve şalgam bir de. Üç şey. Ya şalgam değil amına koyayım. Kara havuç verilir. İçinde sizlere evde şalgam. Sigara daha yakacağım chatten bak bir şey yazmayın ha. Ne yazıyorlar içme mi yazıyorlar? Ha? Çok içtin diyorlar. Soner usta sağlıklı, kaç yıldır buradayız? Yani sağlıklı yaşam, sağlıklı hayat, düzenli hayat, sağlıklı yaşam diyor. Sigara iç. Yalan baba, oldu ya. Baba amına koyayım biz de keşiş olacağız demedik yani. Düzenli yayınımızı açacağız yani. Uyanacağız sabah. İşimi yapacağım. Ha, aynen. Biz 12 yıldır buradayız. Daha önceden tavladaydık. Tavlada yetiştiremediğimizden dolayı dükkan açtık. Dükkanda da yetiştiremiyoruz. Büyük ihtimal şube açmayı düşünüyoruz önüne. Böyle iki genç kardeş geldi birer bardak şalgam istedi. Kaç liraya geliyor bu? Bardağı 3 lira. 3 lira. İkisi. Çok uygun. 3 tanesi? 9 lira. Basit şaka aşığı. Evet evet ben de aynı şekilde. Ustam bunun raconu nedir? Bunu böyle... Banıp falan mı yememiz gerekiyor tanesini? Yok ama... Niye banıyorsun amına koyayım? Onun içinden çıktı zaten suyu. Görüntü açısından şöyle bir hoş görüntü olduğundan dolayı tam bir birleşim olduğundan şalgam dolayı... Soner hocam bu acısız şalgam. Acı koymak isteyen ayrıyetten şöyle yanında acısı var. Sabahtan beri yiyoruz ya. Bu külliyen acı mı? Sadece acı mı bu? Evet. Soner usta ellerine sağlık. Bak tam senlik bir cümle var orada görüyor musun? Niye benlik bir... Ben gelip şalgamı veresiye mi isteyeceğim? Kesinlikle veresiye istemeyiniz. Yani buraya mesela gelip ya Soner usta bir şalgam istiyorum senden ama Mart'ın ortasında ödeyeceğim diyen arkadaşlar oluyor mu? Soner usta eline koluna sağlık. Bu güzel şalgamın için çok teşekkür ediyoruz. Biz şu an Adana'nın neresinde içiyoruz bu şalgamı? Güneşli Mahallesi'nde Bin Sokak'ta. Sevgili arkadaşlar buradan bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Soner Bey'in tavsiyesiyle Bodrum Maça Kızı'na geçiyoruz. Dikkat edin kendinize. Adana Sokak videosu. Şey Adana Sokak Gazeteleri logosu da Gürkan Şef'in logosu gibi. Kebap. Hasan Usta şu an Adana'dayız. Ne yiyeceğiz ve acayip açız. Vallahi... Bu sokak lezzeti değil ama bu bayağı bildiğin evet, güzel rösteran, bir restoran burası. Rösteran ne ya? Rösteran. Burası güzel bir rösteran.
Vallahi billahi. Değiliz baba. Ben aç değilim. Ben açım ya. Ben açım. Nasıl açsın? Değilim baba. Manyak mısın? Nereye açsın? Aç değilse yemesi daha kolay olur. Tamam. Aç olmayan adamı doyurmak lazım, yemek lazım. Şimdi kebabı bomba bir şekilde yapıyoruz. Buyurun. Tamam. Ya hadi Hasan Usta. Usta, mutfağa buradan giriş yapıyoruz. Güzel mutfak. Bu Hasan Usta şeyde de yok mu ya? Haydarpaşa Hastanesi'nin orada yanında. Haydarpaşa numunenin. Hocam bayağıdır gitmedim oralara. Mutfak evet. Hocam kolay gelsin. Oğlum ben çok... Allah yolunu düşürmesin. Çok kötüyüm ha, ben İstanbul'a geldim. Adana kebabının olmazsa olmaz tablacı kebabı. Dikkat ettin mi? Bakarak kesmek yasak. Ben de o sırada passion fruitli bir kebap yapıyorum kendime. Harbi ya. Usta bu bakmadan kesme işini nasıl öğrenebiliriz mesela? Ne kadar sürer? Şimdi ne içiyoruz Hasan Usta? Bütün bunları yaparken, izlerken ne içiyoruz? Ben bu arada komple Adana olarak güneşe neden bu kadar kızgın olduğunuzu anladım. Hepiniz ocaklarınızda kendi güneşinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Abi sabahtan beri 80 santigratın altında hiçbir yere girmedik. Kral sen iç. Her şeyiyle yanlış bir cümleydi. Şişe kebap geçirdin mi? Deneyince zaten olmuyor Mesut. Evet. Orada bir tam şey tuz biber standa... O Efo'ya geçin eşi. Tabii. Eşi. İşi. Ben de Türkçe unutmuşum. Santrigrigrat. Ben azı... Benim memlekette konuşmuyorum. Ben Azerbaycan'a gitmiş abi. Daha sabah geçirdim. Sabah geçirdin mi? Ha. Ben hiç geçirmedim. Hadi geçirelim. Hasan Usta bir tane geçirelim ya. O zaman Mesut'u geçirelim şişe bu sefer. E hadi. Bak işte Hasan Usta dediğine bak. Ben Hasan kaçıyorum. Usta gizli mesajını aldım, ben geçirelim. Şimdi bunu yandan, tavana yapıştırsam bunu mı? Bunu yandan, üç köfte değil kral. Elini ıslat kral. Elini ıslat. Şimdi burada bu şekilde bastıralım. Tamam. Bambaşka oldu gibi. Ne yapmıyoruz böyle etkinlikleri? Kanka Allah aşkına ben böyle etkinlik yapar mıyım ya? En son yapmaz. Kanka en son her böyle klip için yapmam nedeni. Hani biz en son nereye gittik böyle beraber? Nereye gittik? Top dışında böyle. Son Big Boss Life'a falan gittik. Bodrum'a gittik. Evet, Bodrum'a gittiğimizde de yani ben böyle şeylere yokum, beni biliyor musun? Yani otel tatili yaparız, ben evet. Odadan çıkmam. Evet. Güneşe alerjim var çünkü yani. Benim de var. Sırtım böyle pütür pütür oluyor. Evet. Geliyor. Baba sıra sende, saplamaz. Kadir bunu araca koysana, İstanbul'a götüreceğim. Çok iyi oldu. Usta ben de saplayayım. Hadi. Bir şey diyeceğim, herkesin cürmüne göre mi şiş veriyorsunuz? Sizi bir bilgi mi geldi yoksa? Çok kötü. Ne? Yarısı düştü oğlum. Yok, et taze diyor. Yenir be ustam be. Rahatsın var. Yapma be, yenir be. Ustam peki şimdi hangi kısma geçiyoruz? Kebabımızı metre metre sardık. Saplayacağız ve sonra pişirim kısmına geçeceğiz. Pekala. E hadi pişirelim şunu. Ateşi ayarlamadık. Şimdi Mesut'cum. Evet. Önemli olan kısım şurası. Ateşi tam dengelemediğin zaman kebap istediğin gibi pişmez. Evet. Ateşi ayarlayamazsın, arka tarafı ayarlamazsın, bu taraf çiğ kalır. Batu burada mı? Batu! Kıldın hadi git. Sen bir yerde 15 dakikadan fazla oturmana ben şaşırdım zaten. Hocam ama de he de. Hadi geliyorum ben de bitirdikten sonra. Kaldık mı baş başa? Tabii. Tabi. Video sesi bir tık fazlaymış. Kısabilir miyiz Efoş? Bir tarafta pişmez ve muhtemelen kebap da dökülür. Bana burada ne düşüyor? Bana burada bakmak düşüyor. Yine kanter içinde kaldım. Ustam o zaman... Olmaz. Düz olmaz lazım. Düz olur. Ustam o zaman kebabımızın pişme süresini bekleyelim o sırada. Sağ sağ gel. Ustam. Ustam. Şu damlayan lezzete bak. Görebiliyor musunuz? Lezzet. Oo, çok iyi gözüküyor be usta be. Hadi şunu gömelim ya. Aha yanıyor manıyor he. Yanarlı dönerli. Abarcan Tomay. Ananı sikiyim. Lan.
Abarjan Tomay. Gözümüz kaldı. Ananı s**tim ben de yanıyorum. Siktir. Valla nereye atıyor bu ya? Nasıl yani? Dayı nereye atıyor bunu? Hasan Usta. Şık 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 şık. Ay. Şık 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 şık. Hasan Usta. Abi şortum yanıyor. Alevler içinden bir seni seçtik. Kalbimi sana, ben sana verdim. Tamam abi, bana bırak. Bana bırakın abi. Allah Allah ya. Namlus kebaplar fena duruyor. Abi Dom Perignon'u kaça açıyorsun? İyi ki doğdun. Hasan Usta, iyi ki doğdun. Wow, wow. Bu bizim sistem. Çok sıcak duruyor ama Hasan Usta. Hasan Ustacığım, ellerine kollarına sağlık. Bak reis, kebap nasıl yenir size göstereyim. Hasan Usta, göz hakkı dediğimiz bu mu? Soğanı yerleştiriyorsun, Adana işi sokum yapıyorsun. Onu sıkıyorsun. Yok bak beni ya. Gerçekten gözüme geldi. Çekil. Ustam ama bu sokum değil bu. Ondan bana mı? Oo. Anlıyın mı? Aa okey güzel. Hasan Usta, küçük dilime değdi, ne yaptın öyle? Şimdi ne söyledik? Onion Rings söyledik. California... ...rol söyledik. Hala Wu diyor ya. Wu değil oğlum, salı günü Wu'ya gideceğiz ya. Adam kebabı yiyince Adana'lı gibi konuşması lazım. Oo, hayırdır? Hasan Usta, vallahi billahi yani hayatımda yediğim en iyi kebap oldu. Az önce oldu ama bir anneni patlattı. Ya yapma lan bir daha şu şakayı. Hasan Usta, bize bu servis gelmeden önce salatalardan bahsettin. Bu salataların özelliği nedir? Bu salata mevsim salatası. Bu ezme salatamız. Bu Adana kristal soğan salatamız. Onunla beraber tablacı salatamız. Soğan salatamız. Aa bir de senin... Videodan önce bize getirdiğin kaşarlı... Ama salata geldi ki hepsini yemişsiniz. Hangisini anlatayım? Kaşarlı humus muydu? Kaşarlı humus. O çok iyiydi. İlk lokmada nasıl ses geldi duydun mu? Elime hop diye ses geldi. Olur mu böyle? Hasan Usta fix bir soru soracağım. Bir Adana kebabın fiyatı ne kadar burada? Adana kebabı 69 TL. Bunun yanında fındık, lahmacun, puf ekmek, süzme yoğurt, cacık, ezme salata, mevsim salata, soğan salata, yeşillik oymuş olarak biber. Hepsi dahil. Yeşillik olarak. Daha saymadım mübarek. Mübarek bir dur be. Hepsi 69 lira mı? Yanında maydanoz, nane, limon, o kebabın yanında pişmiş biber, pişmiş soğan, pişmiş domates, 140 gram kebap eti. Bunlar hepsi dahil sadece 69 lira. Çok iyi. Hasan Usta, Mesut ben birazdan künefe yemeye gidiyoruz. Artık yiyecek yerimiz kalmadı ama sizin için yiyeceğiz. Bu videoya 750 bin like gelirse Hasan Usta neyi yakıyoruz? Adana'yı yakıyoruz. İddialı. Künefe. Ay. Olay bu ya. Evet, olay ya, olay bu ya. Yeni çıkmış abi, yeni çıkmış. Sevgili arkadaşlar, az önce Mesut Şantoma'yı Berk böyle yakaladı. Şu an Adana'da meşhur Hasan Masat'ın künefecisindeyiz. Ya kral, kurgu diye bir harika var ya mesela. Şunu kurguda da koyardık. Anlık koymak istedim. Altıma sıçacağım. Sabahtan beri ciğeri yiyorum, kebap yiyorum. En son gırtlağına kanat soktular. Arkadaşlar bu arada evet yorumlara yazıyorsunuz. Künefe Hatay'da yenir ama Hatay'a gitmeden evvel burada Adana'da meşhur Hasan Masat künefesi de yemek istedik. Berk izin verirsen tadacağım. Hatay'a gidince karşılaştık. Sen öyle diyorsan öyle patron. Künefeyi biz neyden sonra söylüyorduk? O ne demek lan? Lan zaten bitmişim lan ne? Patron güzel künefe ama ha. Berk yedin mi? Yiyeceğim olmuş. Patron bir parça da dondurma alabilir miyim? Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musun? Baklavayı alacaksın. Of. Çok iyi ama. Hocam ellerinize sağlık bu arada. Kaç yılından beri? Ellerinize sağlık bu arada. Kaç yılından beri?
Burası. Burası 12. Elinize kolunuza sağlık. Oh. Ne oh ya? Allah ziyade etsin. Çok güzel. Harbi çok iyi de. Bak. Devam. Haa. Kazbüf. Hocam kolay gelsin. Bak az önce bir tuvalet krizine girdim. Tuvaleti atlattık. Şu an geldik muzlu sütü içmeye. Baba İstanbul'dan buraya süt içmeye geldik. İki tane buzlu ve muzlu süt mü? Buz gibi isteriz. Pekala abi. İki tane ne var? İki tane. Kardeşlerim burası 1938 yılından beri faaliyet gösteriyor. Az kaldı. Şu kadar kaldı. Adana komedisi yazmama şu kadar kaldı. Hepsini öğreneceğim. Hocam bu bir beer pong ortamı mı yoksa bardakların boyları ne değişiyor? Bardaklarda bir porsiyondan bir büyük bir şey bir porsiyon şöyle mi? Aynen. Bak sabah ondan beri Adana'ya dair her şeyi yedim. Her şeyi. Bak algıya bak ya. Bu yesin bu ya. Ben yiyemiyorum ya. Kral abi ben yemekle ilgili mevzuyu kapattım. Altıma sıçıyordum az önce ya. Hadi. Ne güzel, ne güzel koyuyor lan harbiden. Harbi. Ama adam oranın NPC'si olmuş yani, anladın mı? Yani hani otomatik artık kol direkt. Yani alışkanlık. Patron sağlığına. Arkadaşlar sağlığınıza. Oha. Gelirken bir ton caz yaptı dedi ki. Oha. Ben dedi muzlu sütü Bambi'de içerdim 1986'larda bilmem nelerde. Bakın şunu çok net söylerim. Adana'da şu an best, en zevkli saatlerimi geçiriyorum. Biz İstanbul'da da içiyoruz mesela. Kolpa büfeler var. Onlar da muzlu süt yaptığını iddia ediyor da öyle bir şey değilmiş. Kral, burası BKM'nin eski fuayesine de benziyor biraz. Bak Necati abi de orada zaten. İyi referans, iyi referans. Sevgili arkadaşlar, biz Adana lezzet turumuzun sonuna geldik. Partnerim Mesut Şantoma ile birlikte... Bu arada yani Hatay Sandık içi tekler. Daha hiçbir şey yemediler. Her türlü, hiçbir evet, şey yemediler, evet. Altına sıçma moduna girdiler. İnanılmaz zevkli vakitler geçirdik. Yani Keito YouTube kanalında gerçekten öyle bir video yoktur herhalde yani. Yoktur abi. Var. Nasıl yani ya? Arabada, bak şu arabada olduğu hali var ya. Ciddi karnıma misin? Karnıma yiyorum şu an. Allah'ım bir yerde durun. Reis sıçıyor musun şu bu an? Bu bala solunu mu? Sıçılır mı oraya? Of. Allah'ım. Düğün var bile 45 kişi. Allah Allah Allah. Berk, cami, mami bir şey. Mesut bir şey, bir şey. Vallahi bir değil. Şeye doğal parka sıç. Abi. Açık alan, maçık alan. Allah'ım. Tamam şöyle yapalım. Sen sıç arkada şey müziğini koy. Dağıttar arayı. Mesut. Diri diri. Allah'ım yapmayın lan. Yapmayın şey be. Şey de dersin. Yapmayın. Sikim böyle hayatı ya. Zoooyt. Birinden rica edelim tuvaletini kullanın. Mobilyacı, dükkan vesaire. Lan dükkan mı var? Gireyim sıçayım hadi gönül rahatlığıyla. Arkadaş. Bırakın giden. Şunu bokuya bırakın. Allah'ım abi, ne olur. Ne olur yardımcı ol. Ne olur. Beyderim, oğlum dön sen dön. Haber verme dön. Dön. Allah. Ananı sikeyim. Sakin ol reis, yetiştireceğiz seni oraya. Ananı sikeyim. Tövbe yarabbim tövbe. Tövbe yarabbim tövbe. Allah sen büyüksün yarabbi. Az kaldı çok az. Son 30 saniye. Yarabbi sen büyüksün. Son 30. Ya Rabbi sen büyüksün. Nerede tuvaletin? Son otursun. Tuvaletin nerede? Abi içeride bir bak ya. Biri fotoğraf çek. Ay. Bunu ben de yaşamıştım ya. Çok kötü bir şey. Yani bunu yaşamayan yoktur. Yolda öyle. Evet. Bu videoda evet. Kendimi duyuyorum. Destektim. Pardon. Bu videoyu da nihayetine erdirdik. Şimdi Esra'cığım, Babalar Günü için linkler geldi mi? Linkler geldi, attım ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Son kez. Linklere geçmeden 2 dakika çekilişi çekelim mi? Submoda alıp. Bir kişilik Efe Show bileti çekeceğiz ya. Esra'm. He. Çekelim. Nasıl çekeceğiz?
Ben şimdi ayarlıyorum, vereceğim ekranı gösterirsin. Hadi çekelim. Bir kişiye Efe aldım. Show biletim var. Hadi bakalım. Hı-hı. Çok heyecanlıyız. Ben geçen Efe Show'a geldim. Süper bir yer. Zorlus, PSMS, Tuşes. Nasıl çekeceğiz? Çekeceğim şimdi. Ne yazsınlar? Bana çıkmazsa tabanını çevirme. Yapma be amirim. Yapma be amirim. Arkadaşlar 45 geçe çekerim. Abone olan olsun. Efe Show yazsınlar. Ne yazsınlar? Esra bir şey mi yazacaklar? Evet bir şey yazacaklar. Osman ama başında ünlem mi olacak? Dur hayır. Bir saniye bekle. Düşünüyorum. Efe Show diye çekelim aynen. Direkt. Ha. Tamam Efe Show. Arkadaşlar Efe Show yazanlar katılıyor. Şu an yazmayın. Şu an yazabilirsiniz artık. Yaz abi. Ünlem Efe Show şeklinde yazın. Ünlem mi? Evet. Siz ünlemli de yazın, ünlemsiz de yazın da garanti olsun. Ama ünlem Efe Show'da şeyi var. Almıyor bot. Şu an. Bir dakika dur. Almıyor. Botun şeyi var çünkü. Yazma. Ha, Mubot var lan. Evet. E tamam o zaman ünlem Efe Show 1. İzleme bak. Ünlem Efe Show 1 yazanlar hemen katılacaktır. Esra alıyor mu şu an? Bir saniye bakacağım. Efe Show 1 ünlem yok. Efe Show 1 ünlem yok. Tamam son. Evet alıyorum. Mobot alıyor şu an arkadaşlar. Boş verin yayından izleriz. Aman bir kere yazmanız yeterli katılmak için. Bir tane çekiliş yapacağız. Efe sen de katılsana merak etme. Katıldım. Hadi bak. Ünlemsiz. Bu arada yazanlar bir birer kere daha yazsınlar da garanti olsun. Direkt sen çek, ben ayarladım girme bot'a. Direkt nasıl çekiyorum ki? Girme bot'una. Bot. Dur bak. Bot. Tamam. Giveaway var gördün mü? Giveaway. Community'de. Evet. Tamam. Bir dakika giveaway community mi? Ha tamam. 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 Giveaway'de şu an Efe Show 1 var. Gördün mü? Görmedim. Tamam ben yapayım. Direkt ekranı vereyim. Ha sen yap. Hadi bekliyoruz. Biraz daha yazsınlar. Ben de yazacağım. Yazın abi. Hiç gelmiyormuşum gibi. Arkadaşlar bu arada 18 yaş altına veremiyoruz biletleri. Bilginiz ben olsun. Ben senin Discord ekranını ekrana mı vereyim? Verebilirsin. Ya da direkt ben Discord'dan da paylaşabilirim. Ha olur Discord'dan paylaş. Tamam Discord'dan paylaşırım. Tamam. Evet arkadaşlar. Beklediğinizde çekeceğim. 48 geçe çekiyoruz. Haydi son bakalım. 40 saniye. Ben de şuraya o arada Trendyol'u ayarlayayım. Herkes yazsın. Trendyol yaz alışveriş indirimi devam ediyor. Ha. Kat.